İyi günler arkadaşlar bir devin günlüğüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu yaptığımız projeleri neden gözümüzde çok büyüdü ve neden tamamlayamadığımız bu yolda. Tabi bu konu aslında birçok parçaya bölünebilir ve farklı perspektiflerden değerlendirilebilir ama ben şu anda ana biçimde neden başladığımız projeleri bitiremediğimiz veya gözümüzde başladıktan sonra çok büyümesinin sebeplerini testi bir şekilde düşüneceğim aslında. Bence arkadaşlar en başta bir projeye başladığımız zaman Unity olur Unreal olur fark etmez. Bir oyun projesine başladığımız zaman genelde heyecanlı oluruz değil mi? Düşünürüz deriz ki ya şu proje yapayım kesinlikle çok eğlenceli olacak. Bitirebilirim de falan. Bittiği zaman da belki bundan bir gelir de elde edebilirim. Güzel ortaya bir şey çıkartabilirim falan diye düşünüyoruz. Başlıyoruz yapmaya. Bir gün içinde belki de projeyi açtıktan ve 3 saat içinde geçirdikten sonra aslında düşündüğümüz gibi olmadığını hem eğlenceli hissettirmediğini hem de bitmediğini ve asla bitmeyecekmiş gibi bir noktada olduğunu hissediyoruz. Bunun birçok sebebi var tabii ki dediğim gibi. Ama bence asıl sebebi oyun geliştirmenin her parçasını çok detaylı biçimde düşünülmesi gereken bir yapıda olması. Örneğin tap yazacaksınız, bir roman, bir öykü mesela. Öykü yazıyorsunuz, yazı yazıyorsunuz aslında. Tabii birçok farklı işlem yapıyorsunuz zihninizde ama yani orada işleve döktüğünüz şey yazı. Yani oraya resim çizmiyorsunuz üstüne. İşte şurada şu kişi konuşurken böyle konuştu. Eline verdiği taşın rengi buydu. Onu tabii ki yazı olarak söylüyorsun ama o taşı göstermiyorsun sonuçta. Veya oradaki konuşmaların seslendirmeleri yok veya bu zaten interaktif bir şey değil en başta değil mi mesela kitap yazmam aynı şekilde mesela bir ressamsın ve resim çiziyorsun işin tamamen onun görsel boyutunda onun animasyonu yapmıyorsun onun seslendirmesini yapmıyorsunuz. Sadece görsel bir iş, tek bir işlevi olan iş. Hatta bir noktada arkadaşlar yazılımın çoğu alanlarında da örneğin siz bir web tasarımcısınız, kodursunuz. Sadece frontend kod yazıyorsunuz ve üç aşağı 5 yukarı nerede ne yapacağınız her zaman belli. Sadece farklı şekillerde iritasyonlarını, değişik versiyonlarını yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde bir mesela bir hastane programı yazacaksınız. Bir hastane listesi falan Python açtığınızı yazıyorsunuz. Yine üç aşağı 5 yukarı oradaki doku da hep aynı değil mi? Hep aynı işleyişi. Farklı iritasyonları var. Fakat oyun geliştirme konusunda sizin perspektifinize göre bazı şeyleri sürekli çok başka yapmanız gerekiyor. Ve özellikle bir deneyiminiz yoksa, bir bilgi kütüphaneniz, bir yazılımda kütüphaneniz, bir çalışma sisteminiz, dinamiğiniz yoksa bu her konuda geçerli belki ama oyun kodlamada yani 10 tane oyun bitirin siz yayınlayın. 11. oyununuz farklı bir türde ve biçimde olsun. Çok farklı şeyleri düşünmek zorunda kalırsınız değil mi? Ya bir açıdan her şeyi siz oluşturuyorsunuz onun içindeki. Bütün yapıları ve hatta etkileşimleri de. Böyle oldu için siz çok kafanızda düşündüğünüz ana mekaniğin etrafını doldurmak çok uzun sürüyor. En basitinden mesela sizin oyununuzda taşlar zıplıyor ve bir yerin içinden geçiyor mesela. Siz oyuna başlıyorsunuz bir bakıyorsunuz ki fizikle alakalı bir sürü sorunuz var. Bakıyorsunuz ki ya ben taşları şu an zıplatabiliyorum ama zeminin rengi ne olacak? Çok farklı bir iş yani. Level'lar nasıl olacak? Bu level'ları süslemem lazım. Eğlenceli mi? Zihnimde eğlenceliydi ama oynayın için eğlenceli mi? Bir şeyleri eklemem mi lazım? Çıkarmam mı lazım? Çünkü yani bunun bir kitabı yok. Ne kadar yaparsanız o kadar olur. Ne kadar yapmazsanız da o kadar olmaz. Hani orada sınırı çizmek de çok önemli bir konu. Zaten bu konuda bahsedeceğim ikinci alanda aslında. Bir projeye başlamadan önce o projenin neyi ne kadar kapsayacağı, ne sürede biteceği, içindeki mekanikleri, hedeflediğin oyuncu kitlesi gibi birçok konuyu önceden belirleyip bir dokümantasyona yazmak gerekiyor. Buna da zaten game design dokümantasyonu deniyor. Birkaç tane dokümantasyon örneği var. Hatta Dora çok yakın bir zamanda Cardboard Town'un dokümantasyon da bizler için yayınladı yorumlu bir şekilde. Ee, bir videomda da bunu açıkçası açıp kör bakışla yani hiç bakmadan sizle beraber incelemek istiyorum. Ayrıca kendi yazdığım bir doküman da var. Onu da sizlere gösterip kafamda izlediğim rotayı ve yolları size açıklamak istiyorum. Belki hani ücretsiz bir şekilde de sunabilirim size benim yaptığım dokümantasyonu. işte projeye girmeden kafanızdaki oyun mekaniğini düşünüp aa ben bunu hemen yapayım diye atladığınız zaman ve atıyorum o mekaniğin çok 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 vasat bir örneğini ortaya çıkardığınız zaman zaten sizin oyununuz kafanızda kafanızdaki o eğlenceli konsepte belki de ulaşamıyor bile. Belki düşündüğünüz fikir gerçekten eğlenceli ve oynanabilirliği var. Fakat siz iyi planlama yapmadığınız için daha başlamadan o iş gözünüzde çok büyüyor. Ya diyorsunuz ya ben bu ne zaman bitecek abi? Bu çok büyük bir şey yani. Hani bu böyle bir şey değildi zihnimde. Bu sizi burnout dedikleri işten soğumaya, görmek istememeye kadar tiksinmeye götürüyor. Ve bu çok tekrarlandığı zaman bu birçok arkadaşımızın başına geliyor. Direkt oyun geliştirme işini bu alanı komple bırakmak gibi bir tarafa yöneliyorlar. Burada önemli olan asıl konu dediğim gibi sınırlarını bilmek, neler yapabileceğini bilmek, içindeki her şeyi sen oluşturacağının farkında olarak başlamak ve tabii ki özverili ve sakin bir biçimde sakin ama sürekli ileriye dönük yavaş adımlarla yavaş ve güçlü adımlarla ilerlemek hani böyle çocuksunuzdur ve yanınızda yetişkin biri vardır o bir yere hareket ediyordur ve sizin gözünüzde onun yaptığı hareket çok sağlamdır değil mi ya dersin bunu kimse durduramaz o baban olur amcan olur ya bir tane tanıdığın akraban olur belki tanımadığın bir insan bile öyle bir yürür ki siz onu şey diye görürsünüz ya ne kadar düzgün ve ne kadar hedefine doğru ilerliyor biçimde takip etmeyi isteği uyandırır insan için de. Kendiniz için de bunu yapmanız gerekiyor ve tabii ki bunu başka bir videoda konuşmak istiyorum. Biraz daha belki insan psikolojisine ve hayatı olan bakış açısına giriyor ama bu konuları da konuşmak istiyorum. Motivasyon kesinlikle hayatınızda yer olmaması gereken bir konsepttir. Çünkü motivasyon bitebilir bir şeydir. Hiçbir işinizde bitebilir şeylerle hareket etmemelisiniz. Çünkü bitebilir şeyleri ne zaman, nerede, nasıl şekilde biteceğini kestiremezsiniz. Ve bu bir kere zaten çok büyük bir rastgelelik ve sürekli tetiklerik gerektirir. Aynı zamanda sizi paranoyak yapar. Paranoyak insanları insan kendi doğasınca etrafında zaten istemez. Yani siz paranoyak biraz daha böyle ersaniye acabaları düşünen bir insansanız çevrenizde mesela sizin projenizde çalışacak insanları tutmanız ve liderlik etmenizde o kadar güçleşir. O nedenle motivasyon bitebilir bir kaynak ve bir anda parlayıp düşen bir kaynak olduğu için bunu komple hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Peki onun yerine ne koymalıyız? Onun yerine irade ve çok sağlam bir mentalite koymamız gerekiyor. Bir hayat duruşu koymamız gerekiyor belki de. Bu hayat duruşu doğrultusunda ben bu işe başladım ve ben bu işi bitireceğim. Neden? Çünkü bitirmem gerekiyor. Bu kadar. Hani bunu şey noktasına çekebilmeliyiz zihinlerimizde. Ben bu işi bitirmeliyim. Niyesini ve acabasını sorgulatamayacak bir üst erdede nitelendirmeliyiz ve aklımıza bunu bırakmamız gelmemeli. Ki böyle olursak zaten ertesi gün de açıp çalışabiliriz. Ertesi gün de açıp yeni şeyler üretebiliriz. Bir süreklilik sağlarız. Zaten o sürekliliği sağladığınız zaman o ilerleme hissini tadına bak attığınızda onun tatminliği çok yüksektir. Çünkü bence benim gözümde en büyük tatminlik yaptığın ürünün ilerlemesi ve gelişmesidir. Onu gözle görülebilir biçimde fark edilmesidir. Zaten o noktaya ulaştıktan sonra ve bunun düzenli tekrar ettikten sonra kendi sınırlarımızı bilip oyun geliştirmenin çok zor ve her alanına dahil olmamız gerektiğini bilirsek ve hayatımızdan motivasyon gibi gereksiz anlık hızları da atarsak ve güçlü bir mentalite kurarsak eminim ki kafamızda kur kurduğumuz projeler isteklerimiz bir sonucu ulaşılabilir şekilde ortaya konulabilir. Bugün bahsetmek istediğim konu buydu arkadaşlar. Neden bir projeye başladığımızda gözümüzde çok bir ve bitiremiyoruz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Farklı açılardan e, yazarsanız çok güzel olur. Farklı açılardan bakmak bizi her zaman ileriye götürecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.